konumuz savunma mekanizmaları. Toplamda 13 tane savunma mekanizması göreceğiz. Birçoğu adından çıkarılabilir, bazılarında takılabilirsiniz. Onunla ilgili tiyoları da vereceğim zaten. Savunma mekanizmalarının tanımı şu. Engellenme ya da çatışmalara maruz kalan kişinin bu durumların yarattığı gerginlik, kaygı ve huzursuzluktan kaçmak için başvurduğu bir takım tepkiler. Öncelikle bütün savunma mekanizmaları için geçerli olan bir takım özellikler var. Bir onlara bakalım. Savunma mekanizmaları bilinçsizce kullanılır. Eğer kişi savunma mekanizması kullandığının farkındaysa biz artık ona savunma mekanizması demeyiz kaygıyı azaltmaya yardımcı olurlar. Savunma mekanizmalarını kullanmak gayet normal bir durumdur. Herkes kullanır. Karşılaşılan sorunu radikal bir şekilde asla çözmez, sadece erteler. Eğer sürekli kullanılırsa anormalliğe kadar gider, hatta akıl hastalıklarına kadar yolu vardır. Kişinin benliğini tehditlerden korumaya yardımcı olur savunma mekanizmaları. Birincisi Bahane bulma ya da diğer adıyla mantığa bürünme. Mantığa bürünmeyi direkt olarak sorabiliyorlar bahane bulmanın yanında olmadan. Dolayısıyla bunu bilmeniz lazım. Bahane bulma aslında en sık kullandığımız savunma mekanizması. Bireyin kişisel yetersizliğinden kaynaklı yaşadığı başarısızlıkları mantıklı gösterme çabasıdır bahane bulma. Başarısızlığın farkındadır birey fakat gerçek sebep yerine geçerli sayılabilecek başka sebepler bulur. Mesela dans etmeyi beceremiyordur kişi. Der ki boyum uzun olduğu için dans edemiyorum gibi. Yansıtma burada da birey bir başarısızlık durumu yaşar. Bu başarısızlığını, yetersizliğini ya da kusurlarını başkalarında da görür. Adından anlaşılıyor gayet. Başarısızlığı yansıtma. Dedikodu yapmayı çok seven birisinin başkalarının çok dedikoducu olduğunu söylemesi bir yansıtma mekanizmasıdır. Bunlar karıştırılır. Ee, sorular da karşınıza geldiğinde aradaki farkı şöyle bilmeniz lazım. Bahane bulmada kişi kendi başarısızlığının farkındadır ama kendini haklı göstermeye çalışır. Yansıtmada kişi başarısızlığını kabul etmez, direkt olarak başkalarını suçlar. Bastırma, bilinçaltına atma, kişinin kendinde suçluluk, korku ya da üzüntü oluşturan olayları farkında olmadan bilinçaltına atmasıdır. Bütün insanlarda Hayatları boyunca yaşanılan en büyük bastırma ölümü unutmaktır mesela. Sürekli ölümü unutarak yaşarız. Ya da borcunuz vardır, borcunuzu unutabilirsiniz. Bu bastırmadır. Gerileme. Karşılıştan soruna çözüm bulunamayınca çocuksu davranışlara dönmedir. Mesela, Küsmek tamamen bir gerileme davranışıdır. Bizim de günlük hayatta sık yaptığımız bir şeydir. Ya da kardeşini kıskanan çocuğun altını ıslatması bir gerileme davranışıdır. Ya da yaşlıların istedikleri şey olmadığında surat asmaları mesela çocuksu davranışlara dönmektir ve bir gerileme davranışıdır. Özdeşim kurma ya da özdeşleşme, kişinin başarılı gördüğü ve ulaşamadığı kişi ya da kişileri örnek alıp onların davranış kalıplarını benimsemesidir. Futbol fanatikleri, fanlar, taraftarlar tamamen özdeşim kurma mekanizmasıyla hareket ederler. Mesela biz maçı kazandık demek bir özdeşim kurma cümlesidir. Çünkü aslında kazanan biz değiliz, sadece tuttuğumuz takım. Kaçma davranışı karşılaşılan sorun çözülmediğinde gerçeği görmezden gelmedir. Mesela evde problem yaşayan bir adam eve herkes uyuduktan sonra gidiyorsa problemden kaçıyor demektir. Hayal kurma çok sık yaptığımız bir şeydir. Tamamen adından anlaşılabilir. Gerçekleşmeyen durumları hayal dünyasında doyurmadır. Yatsıma ya da inkar etme, olumsuz ya da acı verici durumları, olayları reddetmedir. Mesela trafik kazası yapan kişinin kendi hatasını reddetmesi bir yatsıma mekanizması örneğidir. Ödünleme ya da telafi etme, beğenilme ya da üstün olma güdülerini bir alanda gerçekleştiremeyen bireyin başka bir alanda gösterdiği başarıyla bu güdülerini tatmin etmesidir. Mesela okulda başarısı olan öğrencinin iyi bir futbolcu olması ödünleme mekanizmasının bir örneğidir. Yüceltme mekanizması ikisi birbiriyle çok karıştırılır bu arada. Fizyolojik ya da sosyal güdülerden kaynaklanan bir ihtiyaç giderilemediğinde benzer başka bir alanda bu güdünün doyurulmasıdır. Mesela çocuğu hiçbir şekilde olmayan bir kadının çocuk bakıcılığı yapması yüceltme mekanizmasıdır. Aradaki fark şudur. Ödünlemede güdülerin doyurulduğu alanların birbiriyle çok alakası yoktur. Başka bir alanda tatmin etme durumu vardır. Yüceltmede ise benzer bir alanda güdü doyurulur. Aradaki fark budur. Karşıt tepki geliştirme yine adından anlarız gerçekte hissedilen duygunun tam aksi davranışlarda bulunmadır. Burada da mevzu şudur. Gerçek duyguyu göstermek belli sebeplerden dolayı uygun düşmeyeceği için kişi gerçek hissin vereceği gerginlikten bu şekilde kurtulmaya çalışır. Kardeşini çok kıskanan çocuğun başkalarının yanında kardeşine aşırı sevgi göstermesi bir karşı tepki geliştirmedir. Yer ya da yön değiştirme mekanizmasında da şu durum gerçekleşir. Kişi esas hedefine gösteremediği hırsını ya da öfkesini başka kişilere ya da başka nesnelere gösterir. Mesela patronundan azar işten adamın evde karısına şiddet uygulaması ya da çocuklarına şiddet uygulaması bir yön değiştirme mekanizmasıdır. Ya da duvarı yumruklamak mesela, telefonu kaldırıp atıp kırmak mesela bir yer yön değiştirme mekanizmasıdır. Son olarak da Polyanna mekanizması ya da tatlı limon diye de geçer, olayların ya da durumların hep iyi yönlerini görmeye çalışmadır. Yani kendini teselli etmedir. Mesela adamın kolu kırılmıştır, neyse ki diğer kolum sağlam demesi bir polyanna davranışıdır. <laughs>